Yani herkesin hayali olan, hemen hemen tanıdığım bütün yönetmenlerin hayali olan bir adam yaratmak eserini hasbelkader bize nasip oldu. Telifini aldıktan sonra tabii hayal kurmaya başlıyorsunuz. Bu hayalleri de en üst seviyeden kurduk. Biz çok büyük bir adamın çok önemli bir eserini dünya çapında yapmak niyetiyle yola çıktık. Kendi gayretlerimiz, bize açılan kapılar neticesinde bir yere kadar vardık. Vardığımız yer Türkiye için iyi, benim kurduğum hayaller için orta bir yer. Ama bundan sonrası bize kalacak. Öyle zannediyorum ki beklenenden, umulandan, tahmin edilenden çok daha iyi bir eser çıkartacağız. Çünkü sinema demek senaryo demek, sinema demek oyuncu demek, sinema demek sanat demek, sinema demek yönetmen demek. Bu denklemi iyi kurduğumuzu düşünüyorum. 7 Ekim'de de sete çıktıktan sonra her şey yolunda giderse Türkiye için de bizim için de yüz akı bir iş olacak inşallah diyorum. Her şeyden önce Türk Edebiyatı için çok önemli bir eser. Gerçekten yazarın da yazarlık kariyerini düşürdüğümüzde onun içinde bir dönüm noktası olan çok güçlü bir edebiyat eseri. O yüzden çok heyecanlıyız. Böyle bir eseri sinemaya kazandırıyor olmanın getirdiği bir heyecan hepimizde var. Yönetmenimiz Murat Çeri çok gerçekten dersine çalışmış ve hani çok ince ayrıntılarıyla düşünmüş ve gerçekten ilk bana anlattığında beni çok heyecanlandırdı hikaye. Çok ağır bir rol var gerçekten oynamam gereken ve değişimleri olan kendi içinde farklı süreçlerini gördüğümüz ve gerçekten de varoluş sıkıntısını işte ölüm korkusunu yalnızlığı ve birçok daha farklı kavramı ele alan ve bunların hepsini de tek bir karakterde topladığımız gerçekten oynaması güç ama çok çok keyifli bir rol var elimde. O yüzden biraz heyecanlıyım, biraz korkuyorum, biraz kendimi etrafımdakilere bırakıyorum. Çok güzel hissediyorum. Bu benim ilk sanat filmim. Gerçekten bu sene bunun için bir dilek tuttum, dua ettim. Dedim ki umarım ben de 2024'te tam sonuna doğru yaklaşırken 2024'ü bitirmeden bu teklif geldi. 1-2 saat içinde onayladım. Dedim evet hemen istiyorum.